Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir taşınabilir SSD çözümünü beraber inceleyeceğiz. Bakalım Kioxia'nın bu ufak ama yetenekli cihazı bizlere neler sunuyor. Evet, bilindiği gibi günümüzde artık SSD'ler hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Akıllı telefonlarımızdan tutun da bilgisayarlarımıza kadar pek çok alanda biz SSD'leri kullanmaya başladık arkadaşlar. Hatta şu var, yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Eski laptop ya da bilgisayarlardaki o hantal SATA'ları söküp yerine M.2 SSD ya da normal SSD takıyor pek çok kullanıcı. Bir de arkadaşlar taşınabilir SSD çözümleri var. Bu taşınabilir SSD çözümleri aslında hayatımıza yeni yeni girmeye başladı. Çünkü kısa bir döneme kadar taşınabilir SSD'lerin fiyatı bir hayli pahalıydı. Dolayısıyla insanlar hani taşınabilir SSD'lere karşı, en azından Türkiye için söylüyorum bunu, biraz mesafeliydiler. Fiyatların daha makul seviyelere inmesiyle birlikte ve taşınabilir SSD'lerin kullanım alanının genişlemesiyle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz taşınabilir SSD cihazlarına olan ihtiyaç da arttı. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Kioxia'nın Xeria Plus isimli bu portable SSD modeli halihazırda ülkemizde satışa sunulmuş durumda. 512 MB'lık versiyonu var, 1 TB'lık versiyonu var ve 2 TB'lık versiyonu var. Okuma yazma hızları çok bir şey fark etmiyor. Üçünün de aynı, sadece kapasiteleri değişik. Bizde de ortanca olan model 1 TB'lık modeli var. Biz bunu test ettik, okuma yazma hızlarını. Birazdan bundan da bahsedeceğim sizlere. Son derece kompakt bir yapıda arkadaşlar. Yani bunu konsolunuza, bilgisayarınıza ya da televizyonunuza, herhangi bir akıllı cihazınıza kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Kutu içerisinden 2 tane kablo çıkıyor. Tip C ve USB olmak üzere. Dolayısıyla bilgisayarınıza basit bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Malum artık yeni çıkan bilgisayarlarda hani USB 3.2'ye direkt tip C koyuyorlar. O yüzden hani tip C tutup C çıkması kutunun içinden önemli bir artı. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi gelelim bu SSD'yi nerelerde kullanabileceğinize. Biliyorsunuz artık el konsollarında dahi SSD'leri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Örneğin kısa süre önce Steam Deck çıkmıştı arkadaşlar. Bu SSD'yi Steam Deck'te bile kullanabilirsiniz. Bunun artısı şu: normalde zaten biz Steam Deck ya da işte Nintendo Switch gibi el konsollarına hafıza kartı takabiliyoruz arkadaşlar. Ama bu SSD ile birlikte hafıza kartından çok daha hızlı bir performansa erişmiş olabiliyoruz. Normalde Steam'deki mesela 64 GB'lık versiyonu var. Hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Hani almak isteyenler genel olarak 256 ya da 512 GB'a yöneliyorlar. Ama burada 64'lüyü alıp ve şu tip C noktasından şu elimde görmüş olduğunuz 1 TB'lık SSD'yi taktığınız halde cihazın kimliği tamamen değişmiş oluyor. Peki ben bunu başka nerelerde kullanabilirdim? Aslında pek çok noktada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun taşınabilir normal disklerden en önemli artısı tabii ki hızlı olması. Eğer USB 3 Gen 2 varsa bilgisayarınızda 1000 MB okuma, 1000 MB yazma hızına sahip bu SSD. Ama diyelim ki yok, eski bir USB mevcut. Onda da test yaptık. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Hani eski bir USB'de de yine 500 MB'a yakın bir yazma ve okuma hızı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cihazın son derece performanslı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Eğer bilgisayarımızda yer yoksa bu SSD belleği alarak ek bir alan açabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Dilerseniz bunun içerisine Windows kurarak bilgisayarınızın içini hiç açmadan, yani o hard disk SSD değişimi operasyonunu yapmadan bunu ne yapacaksınız? Bilgisayarınıza USB'den bağlayacaksınız ve bilgisayarınızı USB'den boot ettiğinizde direkt olarak içerisine kurmuş olduğunuz Windows'la bilgisayarınız hızlı bir şekilde açılmış olacak. Dolayısıyla kullanım alanlarının bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi okuma yazma hızının 1000 MB'ın üzerinde olması çok büyük bir artı. Genelde ilanlara baktığınız zaman, yani satışta olan diğer SSD'lere baktığınız zaman bu değerleri yakalayabilen bir SSD çok fazla yok arkadaşlar. Ayrıca fiyatı da 2700 Türk Lirası civarında. Yine piyasadaki rakipleriyle karşılaştırdığımız zaman daha düşük okuma ve yazma hızı veren markaların daha pahalı fiyatlara satıldığını görüyoruz. Tabi kullanım ömrü de burada önemli. Biz bu SSD'yi tabii ki hani çok fazla test etmedik, çok fazla kullanmadık. Hani bir hafta gibi bir kullanım süremiz oldu. Bu kullanım süresi içerisinde herhangi bir donmayla ya da ne bileyim hatayla
kopmayla karşılaşmadık. Gayet verimli bir şekilde çalıştı. Ama hani acaba ben buna sürekli veri kopyalayıp silersem durumun ne olur diye soracak olabilirsiniz. Normal kullanımda pek bir şey olmaz ama hani atıyorum bir tasarım işiyle vesaire uğraşıyorsunuzdur. Verilerinizi sürekli aktarıp silme, aktarıp silme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda hani ne kadar süre sizi idare edebilir? Sağlığı ne kadar süre daha böyle tam performansa gidebilir? Bunları biraz uzun bir kullanımdan sonra size aktarabiliriz. Önümüzdeki süreçte hani bu SSD'yi biz mesela montaj bilgisayarımızda kullanmayı düşünüyoruz. Sürekli hani dosyalar aktarıp dosyalar sileceğiz. Dolayısıyla bu süreç sonunda atıyorum bir 6 ay sonunda bu cihazdan ne kadar memnun kaldığımızı ya da ne gibi şikayetlerimiz olduğunu bir uzun kullanım videosuyla sizlere göstermek isteriz arkadaşlar. Şimdilik ilk izlenimimizin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Gayet küçük, yer kaplamıyor, ısınma gibi bir derdi yok. Biliyorsunuz bazı SSD'ler çok fazla ısınıyor. Yani portable SSD takıyorsunuz zaten hani bir çalışma şeyi geliyor, titriyor böyle mesela SSD ve ardından da çok fazla ısınıyor. Fakat Kioxia'nın bu modelinde biz öyle bir şeyle karşılaşmadık arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada da SSD'nin çalışma performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatalım. Halihazırda bu SSD ülkemizde satılmakta. 3 farklı depolama seçeneği var. 501 ve 2 TB olmak üzere. Bu noktada 1 TB'nın fiyatı halihazırda 2700 lira. 500 ülkede 2200 lira falan. Yani hani kapasite arttıkça fiyat öyle çok muazzam derecede artmıyor. Dolayısıyla almak isterseniz 1 ya da 2 TB'lığı tercih etmenizi tavsiye ederiz. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.